çünkü orada doğmuş, orada eğitimini tamamlamış ve şu anda Türkiye'de öğretim üyesi olarak devam ediyor. Hocamızla inşallah güzel bir sohbet olacak. Bilmediğimiz birçok şeyi dinlemiş olacağız. Buyurun Sayın. Evet. İlk önce bu Polatlı'ya getirip bize bunu Doğu Türkistan meselesini anlatma fırsatı verdiği için Ocak yönetimine İlhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabi Doğu Türkistan deyince Türkiye'de bilmeyen insan yok. Çoğu biliyor yani Türklerin. Atayurdu adından da belli. Türkistan, Türklerin memleketi demek. Ulu Türkistan dediğimiz o Büyük Türkistan'ın doğu kısmı. Yani 1884'te Manço İmparatorluğu işgal etmiş. Ondan itibaren 7. yüzyılda iki defa bağımsız cumhuriyet kurulmuş. Ama büyük devletlerin uluslararası dengeler, büyük güçler, bunların mücadelesi neticesinde 49 yılında bu cumhuriyet yok edilmiş. 49'dan beri Doğu Türkistan uygar dünyadan çok uzak bir köşede Çin'in baskısının bu devletinde yok olmuş. Sonra bu dönemde bir Osmanlı'yla olan ilişkisi var. Heyet gönderiyor Yakup Han ve devleti. Abdülaziz Han'ı kabul ediyor. Burada Türkiye'den Hindistan üzerinden askeri malzeme, yardım gidiyor Kaşgar'a. O dönemde işte Osmanlı'ya biat ettiğini ilan ediyorlar. Abdülaziz Han adına sipkiler gönderiliyor. Dolayısıyla Doğu Türkistan'da Abdülaziz, Abdülhamid, ondan sonra Enver adı çok fazla. Biz dört kardeşiz. Bir kardeşimin adı Enver. Yani Enver Paşa'yı biliyoruz. Dolayısıyla orada böyle bir Abdülaziz Han'la olan böyle bir ilişki var. Yakında İstanbul'da Osmanlı arşivlerinde Doğu Türkistan diye kalın bir kitap yapıldı. Bu zamandaki Osmanlı'yla bizim Doğu Türkistan'daki hanlıklar arasında, devletler arasındaki yazışmaları inceliyor. Bu devlet de çok kısa zamanda, bu Yakup Han ve devleti. Sonra 1933, burada Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruluyor, Kaşgar'da. Burada da hep dikkat edersiniz, işte Türkiye, Osmanlı döneminde Türkiye'de, Mısır'da, Suudi Arabistan'da okuyan kişilerin bu devleti görev aldığını görüyoruz. Bunda Anadolu Türklüğü'nün de çok katkısı var bu devletin kurulmasında. Daha sonra 1944-49'da şey yapan Doğu Türkistan Cumhuriyeti. Bu Burcu'da kuruluyor, bugünkü Kazakistan'la sınır olan bölgede. Bu da Alehan Töre, şu yukarıda sağdaki Özbek Türk'ü kendisi. Bu Rus destekli. O zaman işte Stalin, Rusya'nın desteğiyle kurulmuş bir cumhuriyet, Doğu Türkistan Cumhuriyeti. 36 bin, 40 bin civarında ordusu var. Bu tabi Rus, Çin, Mao'la Stalin arasındaki anlaşma neticesinde silahla alınmış toprak masa üstünde Çinlilere teslim ediliyor. 1949'da Doğu Türkistan işgal ediliyor.